Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba'dır. Şu an İstanbul Galata Kulesi'ni çıkıyoruz. Haydi videomuz, yolculuğumuz başlasın. Ben giremiyorum, dur. Gördüğünüz gibi hava arkadaşlar yağmurlu. Ama bu hiçbir zaman gezmeye engel değil. Buradan fotoğraf çekeyim. Kız telefonla. Çok güzel. Ben bu atını hiç görmemiştim bu sokaktan. Buyurun sebzeler burada, yanında sebze, buyurun. Buyurun.
Şimdi arkadaşlar belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Galata hakkında biraz bilgi vereceğim. Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasios tarafından 6. yüzyılın ilk çeyreğinde Fener Kulesi olarak inşa edilmiş. 1204 yılında da 4. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında İsa Kulesi adıyla yığılma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden inşa ettirilmiş. 1348 yılında da arkadaşlar yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuş. Galata Kulesi 1945-1946 yılları arasında yükseltilmiş. Kulesizlerin eline geçtikten sonra da hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiş. 16. yüzyılda da Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmış Galata Kulesi. Sultan 3. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Taküyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş. Ancak bu rasathane de 1579 yılında kapatılmıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında da 4. Murat döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi 1638 yılında kendi tasarladığı kanatlar ile Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılara uçmuştur. 1717 itibaren de kule yangın gözleme kulesi olarak kullanmaya başlanmış. O dönemde de yangın ahalinin duyabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber veriliyormuş. 3. Selim döneminde de çıkan bir yangında kulenin büyük bir bölümü yanmış Galata Kulesi'nin. Onarılan Galata Kulesi de 1831 yılında başka bir yangında yine hasar görmüş ve tekrar onarılmış. 1875 yılında da bir fırtınada külahı devrilmiş. 1965'te başlayıp 1967'de bitirilen son onarımda da kulenin bugünkü görünümü sağlanmış. Yerden çatısının ucuna kadar olan yüksekliği 69-90 metredir. Duvar kalınlığı da 3.75 metredir. İç çapı da 8.95 metredir. Dış çapı da 16.45 metre olup kalın gövdesi işlenmemiş moloz taşındandır. Ben de çıkmak istemem. Kurece. Kurece, Güney Kore. Çince değil. Bayrak var, Kore bayrağı var. Güney Kore'nin bayrağı var. Arkadaşlar burada buradaki anıt da İpek Yolu Dostluk Anıtı'ymış. Bu anıt İstanbul Gıyancı Dünya Kültür Expo 2013 anısına kadim İpek Yolu'nun başlangıç ve bitiş durağı olan Kore Cumhuriyeti Eyalet Valiliği ile Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında karşılıklı ve sonsuz dostluğun simgesi olarak dikilmiş. Arkadaşlar Galata Kulesi görmüş olduk. Ben de buradan Galata Kulesi'ni görüyorum.
yapamayacağı için adam. Başka yere bakın. Her sokaktan Galatasaray'ı görebilme şansı sahibiz arkadaşlar burada. Açtım o, açtım. Bir daha. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.